Ve efendim geldik programımızın en özel bölümüne. Sevgili partnerim uzman klinik psikolog Birgül Özgüvenç'in bizler için hazırladığı ve bizlerin özellikle duymak istediği psikolojiyle ilgili olan en özel bölümümüze, kırmızı koltuklu bölümümüze. Kendisini kırmızı koltuğuna aldık. Korkutuyor bu koltuk hala beni. Ama yani kırmızı odadan sonra kırmızı koltuk yayın hayatına girdiğinden beri dizinin izleyicilerimizden gelen soruları da derlediğimizde ancak bir kırmızı koltukta oturan birisi bunu cevaplayabilirdi. Evet, evet. Bunun için sana da çok iş düşer oldu. Benim dikkatimi çekti. Birlikte programlarımızı başladığımız günden bu yana hep yetişkinlerle ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Erişkin kimselerin psikolojik sorunlarından, zorlandığı hallerden, bunlara nasıl destek olacağımızdan konuşuyoruz. Ya çocuklar? Ben Deniz'in 3 tane dünya güzeli çocuğu. Maşallah diyelim. Evet, bunlarla zaman zaman çocuklarımla iletişim kurmak noktasında ne kadar hekim oluyor olsam ve bu konuya nispeten biraz daha yakın oluyor olsam da zorlandığım çok noktalar oluyor. Karı koca olarak konuya yaklaşırken aciz kaldığımız, çözümsüz kaldığımız anlarımız oluyor. O dönemleri konuşmak istiyorum. Tamam. Anne ve baba tutumlarını bize anlatmanı istiyorum. Yani anne ve baba tutumu çocukların yetişmesinde nedir? Anne baba tutumu aslında anne babaların çocuklara göstermiş olduğu davranış örüntüleri diyebiliriz. Fakat bizler, anne babalar genellikle bizim annemizin babamızın bize göstermiş olduğu davranış kalıplarını alıp kendi çocuklarımıza uygulamaya çalışırız. Ya da işte bazısı tamamen aynısını uygularken bazısı araştırır, merak eder, öğrenir, yeni bilgiler ekleyerek daha farklı yaklaşımlar gösterebilir. Fakat biz geçmişten aldığımız davranışları bugüne getirdiğimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Bugün dünya değişti, tarih değişti, teknoloji bu kadar hızlı gelişince artık çocukların uyarıcıları değişti. Dolayısıyla anne babaların da buna adapte olması, bu döneme ait davranış örüntüleri geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Geliştiremedikleri zaman da çocuklarıyla iletişim kuramıyorlar. Bence hani tıkanıyoruz biz, bazen ben anlatamıyorum dediğin yerde bugünün dünyasından çocuğuna bakman çok daha sonuç odaklı olabilir diye düşünüyorum. İşte tam bu noktayı benim biraz açılmasını istiyorum. Hı hı. Sağlıklı anne baba tutumu ile sağlıksız anne baba tutumu diye iki tane grup oluştu o zaman. Hı hı. Yani senin gözünde. Çünkü hiçbir zaman şu an bizi izleyen izleyicilerimizin, yetişkin izleyicilerimizin hiçbirisi ben sağlıksız tutum içerisinde değilim diyecektir. Konu bu değil zaten. Senin ölçütlerinde sağlıklı ve sağlıksız anne baba tutumlarını gruplandırabilir misin bize? Gruplandırabiliriz fakat burada ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada kesinlikle hani anne babaların kötülükleri ya da yetersizlikleriyle ilgili konuşmuyoruz. Bütün anne babalar ben zannetmiyorum ki kötü niyetle bir şeyler yapsınlar. Hepsinin bir şeyleri yaparken, davranış örüntülerini gösterirken çocuğuna iyi bir şeyler yaptığını düşünerek iyi niyetli yaptığını düşünüyorum. Fakat bazen iyi niyetli yaptığımız şeylerde kötü sonuçlar doğurabiliyor. Burada olumsuz ya da sağlıksız diye tanımlayacağımız anne baba tutumu mesela çok mükemmeliyetçi bir anne baba tutumu aslında bizim için çok sağlıklı değil. Çünkü çok mükemmeliyetçi olduğunda ebeveyn çocuğundan beklentiyi de çok yüksek tutacaktır. Ve çocuk devamlı suretle en iyisi olmaya çalışacaktır. Ve hep ebeveynden beklenti geldiği için de yetersiz hissedecektir. Bu anlamda burası sağlıksız denilebilir. Ya da çok otoriter bir tutum. Çocuğun karar almasına izin verilmeyen, çok aile içerisinde sesinin duyulmadığı, varlığının görülmediği durumlar çocuğun aslında zihinsel becerilerinin gelişimini, yani karar alma becerisini, problem çözme becerilerini etkileyecektir. Ya da çok boş vermiş, ilgilenmeyen anne babalar da çocukların
gelişiminde oldukça etkili. Çünkü aslında çocuklar görülmek isterler, duyulmak isterler, dinlenilmek isterler, sorularına cevap ararlar. Bu aşamada eğer anne baba ilgilenmiyorsa çocuk bunları kendi başına yapacaktır. Ayrıca çocukların bir otoriteye ihtiyaçları vardır. Biz hep söylüyoruz, bir 10 yıl önce şöyle bir söylem gelişti. İşte çocuklarınızın arkadaşı olun, böyle bir şey yok. Çocuklarınızın arkadaşları var. Çocuklarınızın bir anneye ve bir babaya baba ihtiyaçları. Yani o güven alanını oluşturmamız gerekiyor. Hani korunduğunu, güvendiğini, ait olduğunu, sahip olduğunu hissetmesi gerekiyor sağlıklı olabilmesi için. Bu saydıklarım aslında sağlıksız olanlar. Peki sağlıklı olanlar neler diye soracak olursan, bizim demokratik aile tutumu diye tanımladığımız bir ana baba tutumu var. Demokratik ana baba tutumunda çocuğun evde bir bireysel varlığı söz konusudur. Yani aile içinde alınacak kararlarda fikri alınır. Çocuğun söylediği şeyler, sıkıntıları ya da mutluluk, mutsuzlukları, bütün duyguları o evin içinde karşılık bulur. Çocuk kendini değerli hisseder, yeterli hisseder ve hayatına da böyle devam eder. Biz bugün psikoterapi yaparken hep bunları sorguluyoruz aslında. Evde ne oldu da bugün böyle bir benlik yapısı oluştu? Bunu da sağlıklı anne baba tutumu olarak tanımlayabilirim sizler için. Çok güzel seyircilerimiz söyledim. İçin. Şimdi bu soracağım sorunun muhatabı milyonlar var. Benim yakın çevremde de var bu milyonlardan. Hı hı. Onlar kendini biliyorlar. Şöyle, aşırı derecede korumacı, aşırı derecede çocuklarına düşkün, aşırı derecede çocuğuyla ilgili her anı yoğun yaşayan, onu kontrol eden, denetleyen, seven ama aşırı seven, ilgilenen ama aşırı ilgilenen, hep onun hamuruyla yoğrulan milyonlarca izleyicimiz, milyonlarca tanıdığımız var. Ah ah diyorum ben buraya. Evet, bu noktaya parmak basmak istiyorum. Doğru bir hareket mi? Kesinlikle doğru değil. Tabii ki koruyacağız. Hani bunun şeyi yok. Çocuk sonuç itibariyle korunmaya ihtiyacı olan, en azından kendini ergenlik dönemi sonrasında hani kendi kontrol edebilen bir varlık ama o döneme kadar korumamız gerekiyor. Fakat sizin bahsettiğiniz bu aşırı koruyayım, her şeyini yapayım, işte yemeğini yedireyim, ayakkabılarını bağlayayım, işte ödevini yapayım, buralar çok önemli. Artık ebeveynler de sanki öğrenci gibi çocuklarıyla ödev birlikte ödev tabii yapıyorlar. Bu çok sağlıklı değil. Niye sağlıklı değil? Öncelikle çocuk özgüveninin gelişeceği, kendi kişiliğinin, benliğinin gelişeceği bir dönemde aslında sizin kontrolünüz altında bir şey geliştiriyor ve sizin doğrularınızı öğreniyor. Peki sizin doğrularınız ne kadar doğru bilmiyoruz. Ayrıca karar alamıyor, kendi başına hareket edemiyor. İlerleyen dönemlerde de bağımlı bir kişilik yapısı meydana geliyor. O da ayrı bir patolojiye sebep oluyor. Yani koruyacağım diye zarar vermeyin. Onlar aslında bir süre sonra kendilerini koruyabilirler. İzin verin. Bizler düşmeden kalkmayı öğrenemeyiz. O yüzden çok güzel söyledin. Düşecek ve kendi kalkmayı öğrenecek. Destek isterse siz hep orada olun. En önemli kısmı burası zaten. Son olarak çok kısa bir şekilde öğrenmek istediğim bir özel detay var. Bazı ebeveynler, anneler çok izin verici, ödün verici iken babalar çok önleyici, otoriter, kural koyucu olabiliyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. Burada bir anne baba arasında bir kırılma da yaşanabiliyor. Bunun bir sorunu oluyor mu? Bu çok ciddi bir sorun aslında. Çünkü biz ebeveynlerden tek ağız olmalarını bekleriz. Tek ağız dediğim şey de şu. Baba ne diyorsa ya da anne ne diyorsa ortak kararla birlikte davranış göstermeleri gerekiyor. Çünkü çocuk özellikle belirli bir dönemde çıkarcı hareket eder ve şey der. Hani doğruyu yanlışı öğrendiği de bir dönemdir o, değerleri öğrendiği de bir zamandır. Düşünsenize baba başka bir şey söylüyor, o şeyi anne işte baba hayır derken anne evet dediğinde çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayamaz, öğrenemez ve devamlı suretle kafa karışıklığıyla birlikte büyümeye devam eder. Ve sonrasında da işte yetişkinlik döneminde de bu süreç bu şekilde devam eder. Yani seçimlerini, tercihlerini doğru yapamaz hale gelir. O yüzden tek ağız olalım. Tek doğruyu, yani sizin ailenizin kendi değer sisteminin içinde tek doğru öğrenimi, tek değer
Hani o değerin anlamı hem annenin ağzından hem babanın ağzından tek olmalı. Evet. Evet, çok güzel. Bu çok önemli. Özellikle bu son bölümün altını çiziyoruz. Çiziyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar. Evet sevgili seyirciler. Bugünlük de burada yayınımız sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle efendim. Türkiye'nin en çok izlenen güzellik, estetik, sağlık, iyi yaşam rehberi Çok Yaşa. Bugünlük burada sona erdi efendim. Bugün de sizlerle çok kıymetli bilgiler paylaştık. Değerli partnerim Özgür Koldaş'la birlikte anne babalar nasıl davranacak onlardan bahsettik. Yarın görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi davranın.